Ya bir gün zengin bir muhitteyiz. Ablamın e, iş arkadaşının <laughs> çocuğunun doğum günü. E, ben de gittim işte. Sigara alacağım. İkimizin de sigarası bitmiş. Ablamın da benim de sigaramız bitmiş. Girdim dükkana ama biraz da geç kaldık. Üç tane çocuk okuldan çıkmışlar belli. Bir şeyler almışlar. İşte... E, ceplerinde 13 lira mı ne var aldıkları şeyde 20 lira falan tutuyor hangisini bırakalım <laughs> jelibonu mu bırakalım bilmem neyi mi bırakalım öbürü diyor ki yok diyor ben diyor jelibonu illaki istiyorum diyor 3 tane kız çocuğu böyle 7-8 yaşlarında belki varlar ben de hem beklemekten sıkıldım hem de çocuklara da yardımcı olmak istiyorum ama zengin çocuğu yani belli giyimlerinden kuşamlarından biraz zengin muhit eee dedim çocuklar ben ısmarlasam olur mu dedim bir... bir tane böyle sarışın ufak kız ama böyle döndü gerek yok biz öderiz dedi önüne döndü ananı sikeyim nasıl utandım dedim aman koyayım gebereydim dedim ya Şimdi zengin muhit olunca. <laughs> zengin muhit olunca insanlar çocuklara şunu tembih ediyor tabi. Bak kızım kimseden bir şey almıyorsun. Kimsenin parasını almıyorsun. Yabancılarla konuşmuyorsun. Asla asla asla. Ben ödeyeyim diyorum. Kız arkasına döndüğünde mesela orta yaşlı bir kadın görse muhtemelen kabul ederdi. Arkasında ayı gibi ben böyle sakal falan. Çocuklar dedim ben tamamlayayım mı üstüne sıkıntı var dedim. Gerek yok biz öderiz dedim. <laughs> bunu koyayım? Aa dedim ben ne yaptım ben ne yaptım. Hatta o kadar geciktim ki ya baya o muhabbet döndü çünkü kasiyerle konuşuyorlar neyi bıraksak nasıl olur falan. Baya bir orada şey dönüyor ticaret dönüyor yani. Ablam geldi ne oluyor amına koyayım diye dedim işte çocuklar şey alıp şeyler alıyorlar falan dedim. Ha tamam falan dedim aldık çıktık yani. Hani, hani yardımcı olmak isterken göt olmak böyle bir şey olsa gerek herhalde. <laughs> Bayağı pilot twist yani. Ben orada işte çocuklara şeyini alacaktım. Kendi kendime iyi hissedecektim. Böyle çıkacaktım diyecektim ki ya çocukların parası çıkmadı işte ben attı. onu tamamladım. Çocuklar jelibon yedi amına koyayım de falan. Hani kişisel bir vicdan mastürbasyonu yaşayacaktım orada. Yaşatmadılar amına koyayım. Neden zengin muhiti almadılar paramı? Ya o şeyi jelibonu bırakmadılar da 3-5 bir şey bıraktılar. O jelibonu illa alındı yani. Kolalıydı abi çünkü. Kolalı mıydı öyle bir şeydi. Onu bırakmadı. Bir tanesi çok seviyordu abi. Evet abi yardımcı olurken yes, yanlışlıkla pedofil olacağını ha yani. Şimdi zengin muhitte biraz daha çocukları Avrupa'yı yetiştiriyorlar ya. Avrupa'da şey mesela. Gidiyorsun yani otobüste, tramvayda bir şeyle gidiyorsun abi. Tatlış bir çocuk mu gördün abimiz? Bir de onlar böyle sarı sarı oluyor ya. Bakıyorsun böyle çocuğa. Annesi. De... <laughs> bak mesela. <laughs> Şu çocuğun kafası olsun tamam mı? Sen çocuğu uzaktan bakıyorsun. Aa ne tatlı çocuk diye. Annesi böyle yapıyor. Görüyor böyle seni. Amına kodumun çocuğu. Sen benim çocuğuma. Pedofil midir nedir? Ne oluyor amına koyayım ya? Ne oluyor ya? Amına kodumun çocuğuna bak. Ne bakıyorsun lan sen? Böyle oluyor şimdi anladın mı? Yani. <laughs> Baya kendini kötü hissediyorsun. Şey oluyorsun böyle. Ya çocuk hadi biz... Allah Allah. Tamam be aman. Tamam bok gibiymiş. Çocuğun da bok gibiymiş aman okuyun. Ama yedik çocuğunu be. Ha. Falan oluyorsun ben bir anda. Çok kötü hissediyorsun abi. Avrupa'da o yüzden aman diyeyim çocuklara falan böyle yaklaşmayı bırak. Bakmayın bile. Bakmayın abi. Ama yani çocuklar sana çok pis bakıyor ben bir de böyle esmerim sakal saç falan Polonya'da benim yaşadığım Jeşov'da yabancı zaten yok denecek kadar az ne zaman alışverişe çıksam ailelerde çocuklarıyla geldilerse hep yani kasada şu yaşanıyor sırayı bekliyorum kasada adam yani çocuk hayatında benim gibi bir şey görmemiş ki herkes Polonyalı etrafta ya tamam esmer değil miyim ben neyim ben? Yani beyazım ama çok da bir Polonyalı beyazı değilim. Siyahi mi? Şaka mı yapıyorsunuz? Ben beyazım lan. Ama Caucasian diyeceğimiz şey de değilim. Kara kuru diyelim amına koyayım. Bitsin ya kendi aramızda. Neyse. Abi esmerlik... Heh. Niye? E, tamam. Neyse çocuk böyle varsa sırada ben böyle dikiliyorum mesela annesinin elini tutmuş şöyle bakıyor aman ananı sikeyim o ne ya? Böyle insan mı varmış ya? Baba gördün mü? Baba ananı sikeyim bu nasıl bir şey ya? Ben herkesi böyle sarı falan zannediyordum. <laughs> böyle ama bak göz... Yani sen de göz kontağı kuruyorsun bir süre sonra rahatsız oluyorsun. Çünkü bakıyorsun çocuğa. Hiç var ya sıfır. Asla kesmiyor göz kontağını. Devam. Şş, baba gözüme içine bakabiliyor bu. Bu nasıl... İnsan mı bu? O oh, bildim bakıyor. Ha. Konuşuyordur daha bu falan. <laughs> Asla kesmiyorlar. Bunu koyayım göz kontağını. Asla. Ne yapsın çocuk korkmuştur. Allah Allah. He ayam Salahaddin. Salahaddin Ayyubi diyeceksin çocuğa ben de. Vapor 5 lira koymuş. Lord'um. Ee, selam Lord. 3 senedir senleyim. Twitch'teki ilk başım sana oldu. Bu sene biraz sıkıntılı ders falan filan motive lazım demiş. İzle kardeşim. Bizde her zaman motive kardeşim ya. Eyvallah kardeşim.